Arkadaşlar, Bilecik Box kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Videolarımız yavaş yavaş izlenmeye başlandı. Bu yüzden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanal açarken kafamızda birkaç soru işareti vardı. Bu soru işaretlerinden birkaçı biz acaba bu işi becerebilir miyiz, kıvırabilir miyiz anlamında. Çünkü bizler için çok fazla bir maddi destek yok. İnşallah umuyoruz ki bu platforma artık el atmak zorunda kaldık. Çünkü bir yerden maddi destek almak zorundayız. Çünkü sporumuzu yaparken oldukça zorlanıyoruz. Biz bir futbol kadar kazanmıyoruz maalesef. Dolayısıyla konuştuğum zaman futbol düşmanı olduğumu düşüneceksiniz. Fakat öyle değil. Düşman değilim futbola. Dolayısıyla biz sadece amatör sporlara, bireysel sporlara aşığız. Boksu seviyoruz. O yüzden buradayız. Bunu anlatmaya çalışacağız size. O yüzden hazırsanız yavaş yavaş videomuzu ben size paylaşmak istiyorum. Şimdi bizler biliyoruz ki gelişmenin birkaç yolundan bir tanesi gençlere ağırlık vermek. Gençler içinde bulundukları dinamizmden dolayı içindeki enerji atamamaktalar. Bunları en iyi şekilde yönlendirmenin yollarının bir tanesi spordur. Spor dallarında genelde takım sporlarında eğlence ve aktiviteye yönelik adımlar attıkları zaman çocukların ya da gençlerin çok fazla bir faaliyet içerisinde ya da bir verim içerisinde bulunacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla bireysel sporlar kendilerini gösterme açısından oldukça önemli bir karar olacaktır. Bu yüzden velilerden çocuklarını bireysel sporlara, bizim sporumuz boks, boksa yönlendirmelerini rica ediyoruz ki onlardan azami derecede faydalanalım ve yarın öbür gün ülkesinin ve annesinin, babasının, ailesinin gururu olsun diye düşünüyoruz. Şu düşünceye sahip bir anne baba, anne babaya bireysel spor anlatmak oldukça çok zor. Yani vatandaş diyecek ki ben çocuğumu ağırlık kaldırsın diye mi büyüttüm? Ya da ben çocuğumu yerden yere vursunlar diye mi büyüttüm? Ya da ben çocuğumu dayak yesin diye mi büyüttüm? Dediği anda bireysel sporun önünü tamamen kesmekte anne baba, ebeveyn. Çünkü onların istediği çocuklarım eğlensin, özgürce bir hayat yaşasın. Eyvallah, özgürce bir hayat yaşarsın, eğlenirse. Fakat çocuğun bir verimlilik elde edemez. Çocuğun kendisini gösterebileceği, azami derecede gösterebileceği çabasını, eforunu, performansını gösteremeyeceği için siz çocuğunuzu boşu boşuna top peşinde koşturmaya çalışacaksınız. Ve bugün Rıza Kayaalp'in, bireysel sporlarda daha Akgül'ün diyelim, efendim söyleyeyim biz bokstan örnek verelim, Avni Yıldırım'ın değil mi, Sinan Şamirsan'ın rahmetli annesinin babasının gururunu sizler yaşayamayacaksınız. Çünkü Türkiye'de bir spor, bir futbol kültürü maalesef yok. Dolayısıyla bu kültürsüzlükle yetişen çocuklarınız en fazla Barcelona'da top koşturacaktır. Fakat o da magazin gündeminden düşmeyecektir. Bunu da acı ama gerçek söylemek istedim. Bunu bilin. Çocuklarınızı bu platformda, bu kanalda büyütmeye, yetiştirmeye çalışın. Çünkü bireysel sporlar çocuğunuza ve size çok fazla şey katacaktır. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Bana bir örnek verebilir misiniz? Dünya kadar futbol kulübümüz varken, bunlara milyar dolarlarca yatırım yapılırken biz Türk milletine ne kazandırdılar? Göğsümüzü hangi platformda kabarttılar? Evet, geçmişte bir takım başarılar sağlamış olabilirler. Fakat bunun bir devamlılığı oldu mu? Bir bireysel spordaki devamlılık, her sene bir Türkiye şampiyonluğu, ardından Avrupa şampiyonluğu ve peşinde dünya şampiyonluğu. Daha sonra ise biz olimpiyatları düşünürüz bireysel sporlarda. Fakat bu platformlarda ülkemizin futbol kulüplerini birincilik, için ikincilik, üçüncülük takımlarını gördünüz mü? Görmediniz. Göremezsiniz de. Çünkü bir ülkenin maddi kaynaklarının hemen hemen tamamı futbola yönlendirilmiş durumda. Bizleri hipnotize olmuş bir şekilde kanalize eden, bizleri oraya odaklandıran bir yapı söz konusu. Ve siz bu yapıyı kontrol etmiyorsunuz. Çocuklarınızı da kendiniz gibi büyütmeye çaba, gayret sarf ediyorsunuz. Ben şahsen kendi çocuğumu, eşimi, kızlarımı, oğlumu boks sporuyla ilgilendiriyorum. Bireysel sporlara örnek gösteriyorum ve onları o alana kanalize etmeye çalışıyorum. Ve bizler boks aşığıyız. Ayrıca boks yapmak istiyoruz ve bu konuda en iyisi olmaya and içmiş durumdayız. Küçücük biriniz, Bilecik küçücük biriniz fakat çok büyük başarıları imza atmaya geliyoruz. Bunu evvelinde yaptık. Türkiye şampiyonu çıkardık. Marmara bölgesindeki başarılarımız sabittir. Bununla alakalı çeşitli arkadaşlarım, antrenör arkadaşlarımız var. Onlar kendilerini biliyor da onlara buradan selam ediyorum, saygılarımı gönderiyorum. Onlarla beraber çok büyük yol kat ettik. Yani çocuklar akşama kadar top oynasınlar, bırakın akşama kadar eğlensinler.
Sonra ne olacaklar? İşte sonrasını düşünen aile çocuğunu geliştirmiş olacaktır. Sonrasını düşünmeyen aman biz evimizde eşimizle beraber rahatça oturup çay içelim. Çocuklar da bu durumda dışarıda eğilip enerjisini atıp gelip uyusunlar. Rahat film hepimiz akşam uyuyalım. Çay çekirdek yapalım dizi izleyelim. İşte bu çocuklardan yarın öbür gün büyük adam olmasını bekleyemezsiniz. Büyük adam olmanın bir yolu da spor olacaktır değerli veliler. Bırakın prim dertlerini. Bırakın birbirine küfür eden kişileri. Bırakın iki tribün dolusu insanın birbirine ağza alınmayacak hakaretlerin, küfürlerin olduğu ortamları artık bırakın. Gelin bireysel sporlara çocuğunuz ahlak, medeniyet, annesini babasını, saygısını, ülkeye katkısını, değerini öğrensin. Çocuk kendi yerini, kendi karakterinin farkına varsın. Türk olduğunu bilsin, Türk gibi yaşasın. Onun kıymetini siz de çocuğunuzla beraber inşallah anlamaya başlayacaksınız. Bahsettiğimiz spor branşlarından çok daha kötü bir spor değil boks. Sizlere anlatıldığı gibi, üstün gören izlediğiniz gibi bir spor değil. Bu sporun öncülerinden bir tanesini örnek vereyim ve sizler mümkünse videomuzdan sonra bunu araştırın. Çünkü internet artık çağımızın en kullanılabilir bir örneği. Bunu açın araştırın. Muhammed Ali'den bahsediyorum. Baktığınız zaman bu sporcunun dünya sporlar içerisinde branş gözetmeksizin tek en büyük sporcusudur. Bir Messi'yle, bir Ronaldo'yla bu şahsı bir tutabilir misiniz? Bilgi, birikim ve spor büyüklüğü olarak defalarca dünya şampiyonluğu yaşamış, defalarca savaşa katılmamış, Amerika'yı, dünyanın en büyük gücünü önüne alarak ben Vietnamlılar bana bir şey yapmadı ki ben onlarla savaşayım deyip savaşmamış, lisansı elinden alınmış, yıllarca boks yapamamış ama savaştığı, kararları uğruna savaştığı idealleri var. Bana idealleri peşinden koşan bir Türk futbolcu gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz çünkü yok. Peki Hollywood'da bütün starların isimleri yerde ayaklar altındayken benim ismim peygamber ismidir, yerlerde ezdirmem deyip bugün Hollywood'da tek duvarda İsmail Süleyman'ın Muhammed Ali'nin ismi olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsunuz çünkü araştırmıyorsunuz. İşte bunları araştırmanız için bizler varız. Bizler çocuklarınızı emanet edebileceğiniz, bireysel sporlara yönlendirip gözü kapalı şekilde emanet edeceğiniz kişilerdiniz. Ama bunların, bireysel sporların, boksun önemi anlaşılmıyor, bilinmiyor. Vahşi bir spor olarak görünse de aslında boks zeka sporudur. Zeki olmayan hiçbir insan boks yapamaz. Dolayısıyla zekanın ön planda olduğu bir spor, sadece çevikliğin, koşmanın, atletizmin ön planda olduğu bir futbol ile aynı kefeye konulabilir mi? Konulamaz. Bu yanlışı yapmayın, bu hatayı düşünün. Çocukların kararlılığı, fiziksel büyüklüğü, zekası boksla ölçülür. Bizde asla sert yumruk yoktur. Sert yumruğa müsaade de yoktur. Yani şimdi çok absürt olacak ama tekrardan bunu örnek vermek zorunda kalacağım. Karate müsabakaları izliyoruz. Karate müsabakalarında çocukların buralarına vurmak serbestken üst bölge, yüz, surat kısmına vurmak yasak. Kalp bölgesi serbest. Sizlere soruyorum. Kalp bölgesi serbestken siz çocuğunuzun hangi bölgesine vurulmasını istersiniz? Kalbine mi? Yüzüne mi? Ben şahsen yüzüne vurulsun isterim. Ve yüzüne de çok sert müdahale edileceği zaman onun da durdurulmasını isterim ki bu bizde var. Biz sert yumruğa müdahale ediyoruz. Hakemlerimiz derhal stop deyip saymaya başladıkları bu yüzdendir. Siz profesyonel boksla bizim yaptırdığımız amatör boksu birbirine karıştırıyorsunuz. Dolayısıyla bütün çelişki de buradan kaynaklanıyor. Profesyonel boksta her şeyi paradır. Her şeyi güçtür. Her şeyi yumruktur. Hakem, iki sporcu, çevrede oturanlar bu spordan para kazanmaktadır. Fakat bizim amatör sporumuzda işte para olmadığı için bu platformda yer almaya çalışıyoruz. Belki birkaç kuruş kazanırsak çocuklarımızın ayağına ayakkabı, üstüne elbise alabiliriz diye buradayız. Yoksa profesyonel boksta para kazanmak varken neden kendimizi bu mecralarda gösterelim? İhtiyacımız olmazdı. Bunu anlamaya çalışın. O yüzden garajında milyon dolarlık arabalar olan, saniyede bilmem kaç milyar dolar kazanan kişileri çocuklarınıza örnek göstermeyin. Az önce örnek gösterdiğim büyük şahsiyeti örnek gösterin. Avni Yıldırım araştırın. Sinan Şamil Sam'ı araştırın. Boks çok zeki bir spordur. Çocuğunuzun bireysel becerilerini geliştirme açısından en yukarıda olan ve ilk çağdaş spor kurallarının uygulandığı
spordur boks. İlk çağdaş spor kurallarının uygulandığı spordur boks. Bakın, araştırın boksun ne kadar büyük bir geçmişi olduğuna bakın. Bunu öğrenin. Bırakın tokat yemek yerine çocuklarınız yumruk atsınlar bu hayatta. Yani dünyayı dize getirsinler. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.